وقل ذا في جم تصغن وما ضاها وغير ذيني بالعكس انتما. Evet diyor. Ve kalleza bu yani tayi tenistasını vakıfta haya dönüştürmek. Tenistasını vakıfta haya dönüştürmek. Bu diyor tasih cem olanca müennesi salimde azdır. Müslimat gibi. Ve mazaha ve onun gibilerde tenistasını vakıfta haya dönüştürmek azdır. Ve gayru zeyni bu cem-i müennesi salim ve onun benzerleri onun dışında bilaksın tamam. Tam tersine hüküm nispet edilmiş. Yani tayi haye dönüştürmek çoktur vakıfta, dönüştürmemek azdır. Mesela diyelim ki zulmet. Zulmet kelimesi onun tasını haya dönüştürmek çoktur. Dönüştürmemek azdır. Yani müslimat tayi olduğu gibi vakıfta bırakmak ve haya dönüştürmemek çoktur. Ama zulmette müfred olan zulmette tersine وَقَلَّذَا اَيْجَمُ تَعِلْ مَذْكُورَةِ هَاَنْ فِي الْوَقْفِ Vakıf halinde o mezkur tayi efendime söyleyeyim haya dönüştürmek fi cem-i tasihin cem-i muannesi salimde fi cem-i tasihin muannesi cem-i muannesi salimde o azdır. Ke kavli bazıyım mesela bazı Araplar defnül benah minel makrumah okumuşlar. Aslında defnül benati minel makrumati. Benat bintin çoğuludur. Elif futari cemedir. Makrumat da makrumatın çoğuludur. O da cem-i muannesi salim elif futari cemedir. İşte bazıları ikisini haya vakıf halinde dönüştürmüş. Bu azdı. Bu adetten cahili kültürden söylenmiş, süzülmüş bir sözdür. O cahili kültüre göre kızları defnetmek yani gömmek yani onları ölüp onları defnetmeniz kişinin iyiliklerindendir. Yani kişi için onun iyi olduğunun göstergelerindendir. Nasıl bir şeyse. Ufima daha bunlar gibi olan keheyyat. Hayat biliyorsunuz ismi cemedir. İsmi cem diyorum affın. İsmi fiildir. Fakat o da cem elif futa gibi sonunda elif var ve tası kelimenin bir nevi bünyesinden olduğu gibi tası uzun yazılır. Ulatta ulanın çoğulu bunlar efendime söyleyeyim o da cem elif ta'ya benziyor. Bunların talarını vakıfta haya dönüştürmek azdır. Ve kesure fi zâlike âdemul ce'alil mezkûri. Bunu yapmamak bunlar daha çoktur. Yani tayi haya dönüştürmemek çoktur. Ve gayru zeyni bu ikisi ey cem-i tasayyi ve mazâhûl cem-i muannesi salim ve benzerleri mesela gurfet, gılmet, zulmet vesaire. Bunlar ise bilaksin tema. Aksine nispet edilir. Yani felekethiru fi icalü ta'ya en çok olan ta'yı vakıfta haya dönüştürmek vel kalilu ademu zâlike az olan da efendim Müslüm bunu yapmamaktı. Evet. Sayfayı değiştir. Yukarıda bir şey kalmadı mı? Evet. Felkesir fi cemal ta'yihan vel kadilu adamu zalike. Demek ki böyle. Faslun. Bu vakıfla ilgili
ayrı bir, üçüncü bir alt başlık. Vakıf bi hessekti alel fiyalel muhal bi hasfi ahirin ki a'ti men se'el. Diyor vakıf, vakfet. Neyle? Bi hessekti. Sekt hasiyle. Hessekti biliyorsunuz arkadaşlar. Bazı Arap lehçeleri kelimenin üzerinde durunca getirdikleri şey ha getiriyorlar. Kelimenin sonunda durunca ha getiriyorlar. O ha'ya biz ha sekt diyoruz. Tabii hepsi getirmiyor ama bazıları getiriyorlar. Mesela bazıları kafın sekte kafın sonuna sin getiriyorlar. Mesela ekramtuke üzerinde vakıf edince ekramtukis. Buna da kâful keskese denir. Kâful keskese. Bazıları da şin ilave eder. Ekramtukiş. Buna da kâful keşkeşe denir. Evet. Ama buna çok marjinaldir. Sekt hasini ilave etmek daha yaygındır. Onun için diyor, onu söyleyecek bize, anlatacak. Diyor, yalnız bu ha sekt ile teenis tasını ha'ya dönüştürmek, bu teenis tasını ha yapınca ortaya çıkan ha ayrıdır. Onları karıştırmamak lazımdır. O şair, musannif ve şairinde ifade ettiği gibi vakıfta o ta-i marbuta da değiliz. Yuvarlak ta-i ha'ya dönüştürmek bir nevi sabit bir kuraldır. Hemen hemen herkesin, bütün Arapların neredeyse kabul ettiği bir şeydir. Ama ha öyle değil. Onun için karıştırmayın yani onları. Vakıf, evet diyor, dur. O vakıf vav arkadaşlar iptida vavıdır. Ve atıf vavıdır. Kelimenin kökünden değil. Kıf emirdir. Vakafe yakifu kıf. Aslı ivkıftır. Onun faul fiili hasfedilmiştir. Yani bu vav kıfın faul fiili olan vav değil. İptida vavı ve atıf vavıdır. Vakıf diyor dur. Bihessekti sekt hasıyla. Dur nerede? Alel fiilil mualli. Mu'tel fiilin üzerinde durunca havsekle dur ki bir fi, onun fiili de şöyle şey yani hani de bir hasfi ahirin. Sonunun hasfiyle. Arkadaşlar biliyorsunuz yani kelimenin bünyesinde bulunan elif, vav, ya bunlardan kelimenin bünyesinde ister başında, ister ortasında, ister sonunda bu harfler bulunca bu harfler sürekli değiştikleri için bunlara ilal harfi diyoruz ki zaten gelecek ileride inşallah. İşte bu İ'lal illet harfinin bulunduğu fiil, kelimelerdeki i'lal birkaç versiyonu var. Yani i'lal bazen o elif şey vav ya'yı elife dönüştürmek. Bazen vav ya'yı hemzeye dönüştürmek. Bazen hasfetmek. Bunun gibi birkaç şey var. Dolayısıyla o el bi hasfin ahiri mualliye taalluk eder. Evet diyor ve kıs kıf diyor dur. Diya sekti sekt hasina alel fiyalil mualli i'lalli harfin üzerine hay sekte dur. O i'lal de ne iledir? Bi hasfi ahirin sonunu hasfetmekle olan motel fiilde
her sekti gedi ki adı mensel. O mensel beyti tamamlamak için getirmiş. Yani adı, bakınız, ata fiilinin emridir. Ve ata da lamül fiil bir fiildir. Siz emir yapınca o illet harfi olan lamül fiil gidiyor. Yani hani o şekilde oluyor. Dolayısıyla atının üzerinde vakf ettiğinizde sekhasını getirirsiniz. Ki atımı sevolem yoktu. Atı emirlem yoktu. Fiil mudar mezun. Vakbul fil vakfi aleyhime, ikisinin üzerinde hem atının hem mu'tinin lem yu'tinin üzerine vakf ettiğinizde a'tih ve lem yu'tah. Ama o zalike caiz. Bu havsekti buralarda ilave etmek caizdir ve leyse hatmen fi cemial mevadi. Her yerde zorunlu vacip değil. Evet. O aslında şey yapmış, satır başı yapmış, mizampaj olarak yanlıştır. O çünkü ve leysa hatmen bir nevi ve zâlike ceza caizünün tekididir. Ve leysa hatmen fi cemiyel muvâdayı. Her yerde bu ha'yı ilave etmek vacip değil. Siva ancak şu istisna ma izâ kânel fe'lu kad bekiye ala harfin vahidin, fiil ilan nedeniyle tek harf üzerine kalmışsa ve siz o fiil üzerinde vakıf ettiğinizde baştan mecbur ha getireceksiniz. Çünkü genelde Arapçada kabul edilen bir harfle kelimeye başlamak, birisiyle kelimenin sonunda vakfetmek, birisini de ikisinin arasına fasıl koymak. Onun için Arapçada kelimelerin üç harfli olması en çok yaygın olan şeydir. Harf sayısıdır. Ha, mebni kelimeler isim, harf, birli, ikili geliyor. Ama muarab isim üçtür. Muarab isim daima üçtür. Fiiller de üçten aşağı gelmez, dörtten yukarıda gelmez. Ha, o niye üçtür dediğim gibi, çünkü birisiyle kelime başlıyorsunuz, ona farf ediyoruz. Birisinin üzerinde durunca vakfediyorsunuz. O lamül birisini de ikisinin arasına fasıl koyuyorsunuz. O da aynı fiil. Asıl olan budur. İşte eğer bir fiilimiz ilan nedeniyle hem faul fiil hem lamül fiil hasfedilmişse, özellikle bu lefiful mefruklarda görüyor. Lefiful mefruk faul fiil ile lamül fiil ille tarfi olan vaka, vaa, vara, raa, raa o mutellül şeyle fiil mefruk değil. Vena, veka, bütün bunlar lefiful mefruktur. İşte biz bunlarda emir sırasını yaptığımızda, mesela vakaya bakın. Vakaya ki. Vaka korudu demek. Mudari yaptığınızda uvav, yani faul fiil ya ile kesse arasına geldiği için mecbur hasf oluyor. Çünkü kesse ile yanın arasında vav Araplara ağır geliyor. Dolayısıyla yeki o vav gitti. Vav gidince yeki kaldı. Vaka yeki. Emir yapınca o zaten vav gitmiştir. O vav'ı geri getirecek halimiz yok. Mu'tellü lam olunca biliyorsunuz mu'tellü lamlarda
emir yaptığımızda lamül fiil giriyor. Dolayısıyla o ya da gitti. Zaten mudarat harfi emir yapınca haliyle gidiyor. Dolayısıyla kelimemiz ke kalıyor. Ke. Tek harf. Ve ayi e. Ve fayefi fe. Böyle kalıyor. İşte bunlar da siz vakıf yaptığınızda ha usikti getirmeniz vaciptir. Çünkü tek harf vardır. Dolayısıyla e, k, k, f diye söylersiniz. Ev harfeyni ahaduma zaidun veya iki harf kelimede olur. Birisi zaidse mesela bunların mudaraleri ya'i gibi cezm ettiğinizde tabi lamül fiil gitmiş oluyor. İki harf kalıyor. Bunun da üzerinde vakf ettiğinizde haiz, sektasını getireceksiniz. Fe innehu vacib. Evet. Bu fe innehu istisnanın illetidir. Yukarıda si ve ma ka'i ev ya'i bunlar müstesna. Niye bunlar müstesna? Hani demişti ya ha usekti getirmek caizidir, vacibi değil. İlla bunlar. Niye illa bunlar? Çünkü innehu vacibun. Bunları da ha usekti getirmek vaciptir. Fe yukalu fihima bunlar da eh ve lem ya'eh denir. Fera'i ma ra'av. Öyleyse onların dikkat ettiklerine sen de dikkat et. Evet. Ve ma fil istifami in cürret huzife. Elif ve ha. Ma istifamiye. Eğer mecrur olursa onun elifi de vücuben hasf edilir. Tabi bu elifin hasfı ma-i istifamiye harfi cer sebebiyle elifin hasfı vakıfla ilişkisi yok. O istitradi bir bilgidir. Çünkü bu ma-i istifamin üzerine harfi cerrin gelip elifin hasf olması vakfa mahsus değildir. Biliyorsunuz. Amme yetesâlu. Orada vakıf olmadığı halde elif hasf olmuştur. Fenâziretun bime yarci'ul murselûn. Bime. Bak orada da ba ma'nın üzerine gelmiştir. Efendime söyleyeyim. O istifham elifi hasf olmuştur. Lime tef'alûne kele. Orada da elif. Yine ma lamle mecru olmuştur. Elif hasb olmuştur. Dolayısıyla yani may istifamiyede elifin harfi cerle hasb olması vakfa mahsus bir hüküm değil. Umumidir. Ancak istitradım burada çünkü onunla ilintili bir hüküm söyleyecek. Ondan dolayı efendime söyleyeyim istitradın zikredilmiştir. Ve evliha leha intakif. Heh, bak bunun içindir. Diyor ummay istifamiye harfi cer nedeniyle elifi hasf olduktan sonra eğer ummanın üzerinde durursanız haysekti onun ardından getir. Yani mesela örneğin bime faalte bime'de durdun bime diye hay ilave edersin. Evet. Nahu ya esedi ya esediyen lime ekeltehu lime ya esediyen ey benu esed kabilesine mensup adam yani ya raculen esediyen
Esediyen mahzuf bir mevsufun sıfatıdır. Ey beni esedliki biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Mensubu ileyhi terkibi idafiyle murakkep olur. Eğer mudaf ibn bint olursa hatırlarsanız o ibn bint benu falan onların hasfedileceğini söylemiştik. Onun için aslı beni Esed idi. Ey Benu Esed kabilesinden olan adam. Lime ekeltehu? O şeyi niye yedin? Lime? Niye yedin? Lev khafekallahu aleyhi harrama. Evet. Lev khafekallahu ala harame. Ya esediyen lime ekeltehu lime lev khafekallahu ala harime. Evet. Evet. Diyor lime niye yedim? Lev khafekallahu aleyhi eğer Allah seni korkutsaydı ve lev khafakallahu ala harime. Allah bir haram üzerinde yani bir haram üzerinde herhalde öyle anlıyorum. Haram üzerinde Allah seni korkutsaydı. Yani eğer Allah seni korkutsaydı sen yiyemezdin. O levun cevabı eğer kasidenin devamında yoksa cevabı mahzuf olduğunu söyleriz. İşte burada lime birinci limenin o birinci lime o cezm etmiş yanlıştır. Lime ekeltehu. İkincisi onun tekididir. Orada vakıf edildiği için sektası gelmiştir. Evet. Ve zâlike caizun değil mi? Bu caizdir. Yani bu may istifam ile hay sekti getirmiş. Getirmek caizdir. Ve leyse hatmen vacib değildir. Fi cemiyel mevâdî. Her yerde caizidir, vacibi değildir. Si ve ma izâ enhafada bi ismin. Ancak o may istifamiye bir isimle mecrur olmuşsa. Yani bir isim ummaya idafe edilmiş ve ondan dolayı ma mecrur olmuş elif hasfe gitmişse ha o zaman ma'yı getirmek vaciptir. Merhamukumullah. Ya dine ödeyikumullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ke kavlike mesel fi iktida neyin iktizası ile iktiza etti? İşte bakınız o iktida eme iktida isim şey daha doğrusu şöyle diyelim may istifamiye isimle mecbur olmuş çünkü isme mudafı ile olmuş. O nedenle elif hasf olmuştur. İktida emeh orada vakfedince tekil olarak gelmiş. Haysek ucuben gelecektir. Evet. Ve vasla zilha i eciz bi kulli ma hurrike tahrike binaen lezima ve vasla zilha-i bu sekt hasının vaslı yani bitiştirilmesi eciz. O vaslı caiz kın. Yani eciz vasla zilhai bu hanın vaslını caiz kıl. Bi kulli mahur. Kainun orada iyi değil ya.
Yani bu kainine bir hiç anlam veremedim arkadaşlar. Yani bu Şirazi güya yorumluyor. Yani diyor kainini takdir etmiş. Şunun için yani bir külli vasla mutallık değil, kainuna taalluk ettiğine işareten. Yani hiç doğrusu yani Şirazi'nin dediği gibi bu kainun şareh bunun içinde takdir etmişse bile ama hiç uygun bir pozisyon çıkmıyor. Çünkü vasla acizin mefhurudur. Yani aciz vasla zilai. Bu hanın vaslı necaiz kıl. Neyle? Bir kullima. Şimdi siz kainunu taalluk ettiğinizde o zaman vaslı mübteda gibi yapmış olursunuz. Halbuki mübteda olmaz. Mübteda olmadıktan sonra çünkü vasıta cizim mef'ulüdür. Onu halde yapamayız. Yani ben bu hiç kafama yatmadı yani. Yok ki. Yani eciz vasla zilhai bu hanın vaslını caiz et. O vasıl neyle? Bi kulli ma hurrike. Her bina harekesiyle muharrak olup lüzumu bir bina harekesiyle muharrak olan harfa sekthasının vaslını caiz kıl. Yani hiç o kainuna bir anlam veremedim arkadaşlar. Ya ben anlamıyorum veya zahiren uygun değil yani. Hocam, Efendim. bu haşeleri okuyayım mı? Oku. Diyor ki: Eşara bi hada takdiri ila enne kavlehu ve vasle leyse mef'ulen lima ba'de. Bel Peki bir dakika. huve mubtedaun. Yani şimdi tamam da yani o hemen söyleyince biz yutar mıyız yani? Peki ne yapacağız? Ve zarfu fi mevdi'i haberihi. Ya tamam da işte peki o acize ne yapacağız? Ya böyle bir şey olur. Ve kavluhu eciz cümletun mu'taridatun. Ya peki buna ne gerek var? Hocam Yani buna gerek var mı? size yine cevap veriyor. İnnemâ fâle zâlike li fevâide. Evet. El-ûlâ el-işâretu ilâ enne hâdel hukme sâbitun fî kelâmil arabî. Mesmû'un minhum. Lâ ennehu kıyâsun mahd. Evet. والثانية الإشارة إلى أن تركيب البيت بهذا النحو ما يوافقه ما بعده في كونه جملة إجبارية اسمية. Bu ikincisini bir daha oku. الإشارة إلى أن تركيب البيت بهذا النحو ما يوافقه ما بعده في كونه cümleten ihbariyeten ismiyeten. Evet. El-thalisetu el-ihtirazu anil fasli beynel masdari ve ma'mulihi bil ecnebi. Yani bu biraz en tutarlı, bu son söylediği biraz tutarlıdır. Yani ama bu da darurat-ı nazım için vakı olan bir şeydir. Ve her yerde de geçiyor yani. Hocam son bir tane daha saymış. Errabiyatu erreddu ala men ceale zarfe mutaallikan bi eciz vel ba'u bi ma'na fih. Yani doğrusu şey yani ben katılmıyorum bunlara. Yani bu biraz zorlama bir şeydir. Kim bunu yazmış? Hocam Ebu Talip. Evet. Peki arkadaşlar. Demek ki bu sekthasının bina harekesiyle muharrek olan isme heksa
sektenin vaslı caizdir. Kısacası. Andel vakfı aleyhi üzerinde vakfı edince navha umukra'u kitabiyye. Bak. Ki ha umukra'u kitabiyye. O ya kitabeye bakmayın. Ya'ya bakın. O ya mebnidir. Çünkü damiyedir. Daher demi mebnidir. Ve tahriki şöyledir yani ya-i mudafu ileyhi olun ya-i mudafu ileyhi daha doğrusu ya-i mutekellim mudafu ileyhi olunca onda fetha da caizdir. Hatırlarsanız o ya-i mutekellime idafe edilenin nidasında demiştik. Dolayısıyla burada o yönüyle harekesi bina harekesi demiş ve ha ilave ha isek gelmişti. Ve lezime sıfatu binaen. Lezime diyor binaen sıfatı. Onu zaten öyle mana verdik. İhtiraz edihi. Bundan şundan ihtiraz etti. Amma la yelzemu binauhu. Binası lazım olmayan. Ben ihtiraz etti. Kel munada. Mesela munada lazımul binai arzidir. Geçicidir. Lüzumi değildir. Fela tusaru bihi. Evet. El-ha'u una ha-i sekt. Bitişmez. Ve mislu el-fe'lül madi. Madi fiilde. Ona da ha-i sekt ilave edilmez. Evet. Ve şedde meci'u zâlike. Bunlarda ha-i hay sekti getirmek şazdır ki makalın tekim şöyle demiş bu vasluha bi gayri tahrikin bina edime şedda fil medam istuhsina ve rubbama utiye lefzul vaslima lil vakfi neflen ve feşa muntazima. Evet diyor bu vasluha o hay sekti bitiştirmek bi gayri zi tahriki binaen udime şedda udime devam eden bina yani lüzumlu bina demek istiyor. Yani lüzumlu binanın harekesiyle muharrek olmayan. Yani burada o gayri çünkü gayri nefye delalet ediyor. O nefi tahrike gayri tahrike izafe edilmiş. Tahrikte binaya idafe edilmiş ödeme binanın kaydıdır. Onun gayrin nefhini o kayda şey yapacağız. Musallat edeceğiz. Dolayısıyla buradan şu mana çıkacak. Yani sekthasını binası lazım olmayan bir harekeyle muharrek olan isme ha üstekti ilave etmek şazdı. Mesela ya Rabbe yevmin liye la uzalliluh armadu min tahtin ve adha min aluh. Evet. Ya Rabbe yevmin nece nice günler vardır ki la uzalliluh o günde ben gölgelenmem veya onu gölgelemem. Armudu min tahtin alttan yanarım. Alttan yani o üzerinde olduğum kumluk veya yerin sıcaklığından alttan yanarım. Ve atamin alu ve üstten de güneşlenirim. Yani üstten de hem alttan hem üstten yanarım. Şimdi istişade orada min alu. Alu lazimül bina bir kelime değil. Ona sektasını ilave etmiş şazdır. Evet. Ve kulu fil müdami binanın suhsina beyanun li ahseniyeti ittisari. Diyor musannifin şu kelamı. Yani fil müdami binan, binası devam eden. Yani
yukarıda da zaten geçti. Lazımül bina olandan üstuhsina, o ha üstektin gelmesi güzeldi. Beyanli li ehseniyetin ettisari. Yukarıda vasfının cevazını beyan etti. Burada da o vasfın güzel olduğunu ifade etti. Yani o binası lüzumlu olan isimleri havsekle vakfetmek güzeldi. O beyanli ahseniyetül ittisali böyle biz bunu bu şekilde yorumladıktan sonra fela yuaddu ma kavli ve vasu zilha el beyt el mübeyyini lil tekrar. Bu diyor onunla birlikte tekrar olmaz. Çünkü o sadece vakfın olabilirliğini anlatıyordu güya. Tamam mı? Burası da o vakfın hüsnünü beyan ediyor. Onun için bu tekrar olmuyor. Ama feteemmel teemmül ile Allahu alem Suyuti bu cevabın zaafına işaret ediyor. Neden? Çünkü yukarıda onun caiz olduğunu nassan söylemiş. Dolayısıyla cevazda yani mütebadir olan yani normal olması. Biz kalkıp sonra tekrar o üstosina demesi yani biraz sanki efendim ne oluyor? Tekrarını fazla önlemiyor. Yani orada teamülden biraz bunu anladı. Evet. وَرُبَّمَا اُعْطِيَ لَفْظُ الْوَصْلِي مَا لِلْوَقْفِ نَثْرًا diyor kelami nesirde yani mensur düz kelamda bazen mevsul vasıl halinde olan yani vasıl halinde olan yani vakıf edilmeyen lafza ne verilmiştir? Ma lil vakfi o vakıf halinde olan durum vasla da verilmiş. Ki daha evvel de size söylemiştim. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da Hakka suresinde bir de Kari'a suresinde o ha üsseket vaslan ve vakfen sabittir. Mesela Kudufa şeyden sonra Ya leyteni lem ute kitabiyeh ve lem edri ma hisabiyeh Ya leyta kanatil kadiyeh ma agna anni maliyeh helek anni sultaniyeh bütün bu haller sekt hallarıdır. Ama vaslan da bizim kıraatimizde Asım'ın kıraati Hafs'ın rivayetinde vaslan da devam ediyorlar. Ona işaret ediyor. Şey suresinde de Kari'a suresinde de ve ma edrake ma hiye fe emma men ve emma men khafet mevazinuhu fe ummuhu haviyeh o haviyehdeki ha sekti o ha tenistir. Ama ve ma edrake ma hiye o ha sektir. Evet. Ma el vakfı min ilhaqna yani hanen ilhaqı. Evet. Nahu ne gibi? Sayfayı değiştir. Nahu lem yetesenne. Bak burada da. Bakara suresinde. Evet. Vanzur ve gayrihi. Ve vanzur ve başkası gibi. Yani bunlarda da demek ki ha üstek geliyor. Evet. Ha lem yentesenneh vanzur. Afvan. Şimdi lem yetesenneh vanzur. Yani ayet özellikle şarih makablini de zikretmiş. Yani vakıf olmadan ha üstektin devam ettiğini yani vasıl ile. Onun için vazuru getirmiş. Evet. Ve gayri ve başka demin okuduğum örneklerde de. Nau hâzihi hablu ya feta. Hâzihi hubleh
Ya fettah hübleh. O şey olacak. Hadi hamle yafetan. Evet. Yani bu şey örnektir. Tabii ben şerh ederken buna dikkat etmedim. Vakıfta hani bazı illet harfleri vav'a dönüşüyordu ya. Bu ona. Burada vakıfta bu elif vav'a dönüşmüş. Vasıl halinde. Yani vasıl da vakıf gibi yapılmış. Ve feşe zâlike muntazama nesirde bu yaygındır. Nesirde yani vakıfta azdı, şey nesirde azdır ama nazımda yaygındır. Nahu şunun gibi tetrukum ma abqa dünya ma abqa dibas sebseba mislul hariqi vafıkal kasabba sebseba tetrukum ma abqa dibas sebseba sebseba mislul hariq vafıkal kasabba istişat her ikisinde sebsebba yani hani demiştik ya vakıfta efendime söyleyeyim şey yapılır sonu son harf şeddelenir Cafer örneğini verdik bu da onun gibi sebseb Kasab. Ancak tabii o vasıl elifi şey vasıl elifi diyorum harf-ı ravi olan itlak elifi eklendikten sonra da yine nazım için o vakıf hali devam etmiştir. İstişhad oradadır. Yani itlak elifi normalde eklendikten sonra olmaması lazım. Çünkü güzel. O zaman vasıl oluyor. Ama itlak alifi eklendiği halde o vakf durumundaki pozisyon ki şeddir, tadayiftir, o devam ediyor. Evet. Evet. Tetrukuma abkaddiba sebsebba. Evet. Diyor tetruku sen tetruku terk ediyor. Ma abqa diba diba diyor küçük çekirgeler. Çekirgeler ma abqa sebsebba. Onlar bir çölü bıraktıkları sürece o terk eder. Mislul hariqi vafakal kasabba o çekirgenin araziye girmesi kamışa giren yangın gibidir. Nasıl ki kamış kasap yangın şeyin kamış nasıl ki demek ki ateş yangın kamışa girince onu böyle süpürüyor. O şeyler de küçük çekirgeler de gittikleri yeri böyle silip süpürüyorlar. Ama tabii beytin makabilini bilmediğim için doğrusu birinci beytte tutarlı bir mana veremedik. Tetrukum ma abqa dibe sebsebba. Şimdi bu may mastarıya zarfiye ihtimali var. Tetruku'ya zarf olur. Maynafiye var. İhtimali var. Yani tetruku makabilene bağlı olarak. Yani tetruku o terk ediyor. Ma abka diba sebsebba. O çekirgeler hiçbir çölü bırakmadılar. Yani hiçbir çöldeki ekini bırakmadılar. Mislul hariqi muvafıkal kasıl bu. Hocam makamlı olarak kat haşitu en ara cedebben Nasıl?
Kat haşitu en ara cedebben. Ha, kad haşitu en ara cedebbe. Evet. Ben diyor, eğer cedebbe ise, mesela benim yanımdaki nuskada cediyya geliyor. Eğer cedebbe ise, o cedba eden, yani kıtlık anlamında, ben kıtlık görmekten korkuyorum diyor. Ama o tetruku ma abka dünya sebsebba, o pek manası doğrusu anlaşılmıyor. Fazla yani bu mevcut beytle. Evet. Evet. Peki hadi imaleti burada duralım arkadaşlar. İmaleye geldik. Orada duralım inşallah. Cezakumullah hayran kesin.